Herkese merhaba. Elimde gördüğünüz HTC One Max'in dünya lansmanı geçtiğimiz ayın ortalarında yapılmıştı. Kısa bir süre sonra da bu telefonu da test merkezimizde ağırlıyoruz. Birkaç gündür HTC One Max'i kullanıyorum ve izlenimlerimi, deneyimlerimi sizlere aktarayım. HTC One Max'i bir süredir bekliyorduk. Biliyorsunuz Eylül ayında, Ağustos ayında bu telefonun sızıntıları gerçekleşiyordu. Telefonda parmak izi okuyucusu barındırılacağı söyleniyor ki gerçekten arkada görüyorsunuz parmak izi okuyucusu var. Bunun dışında HTC One görünümünde bir cihaz bekliyorduk. Gerçekten de karşımızda önden bakıldığında HTC One'a benzeyen, aynı şekilde arkasında da HTC One havasına sahip olan bir cihaz var karşımızda. Aslında HTC One Max, HTC One Mini'nin, yani HTC One'ın kompakt versiyonunun bir büyük versiyonu gibi duruyor. Baktığımızda gerçekten HTC One Mini'de gördüğümüz o plastik kenarlar aynı şekilde HTC One Max'te de karşımıza çıkıyor. Halbuki HTC One'da bildiğiniz gibi alüminyum bir kenar yapısı, kenar tasarımı tercih edilmişti. Ve bunun dışında HTC One Max'te de diğer HTC One cihazlarında gördüğümüz gibi boom sound hoparlörler var, stereo hoparlörler. Arkada ultra piksel kamera var, 4 megapiksellik çözünürlük desteğine sahip, ancak daha yüksek piksel kenarlarına sahip olan ve bunun sayesinde de düşük ışıkta daha iyi performans verdiği HTC tarafından öne sürülen kamera bulunuyor HTC One Max'te. HTC One Max 5.9 inçlik bir ekrana sahip. HTC bu ekranın yaratmış olduğu yüzey alanını daha da büyütmemek için gördüğünüz gibi çerçeve bir hayli dar tutmuş. Ekran kenardan kenara uzanıyormuş gibi bir görünüme sahip. Aynı zamanda gördüğünüz gibi boom sound hoparlörlerin yer aldığı alanda bir hayli dar tutulmuş. Ön kamera görüyorsunuz. Önde yer alan bir başka unsur. Aynı zamanda sensörler var. Bir LED lambası var. Durum lambası var. Yine HTC logosu, kapasitif dokunmatik navigasyon tuşları görüyoruz. Yaklaşık 10 mm'lik bir kalınlığa sahip HTC One Mini ve HTC One Max. Her ne kadar büyük bir yüzey alanına sahip olsa da nispeten biraz daha küçük olan kalınlığı sayesinde bu telefonu tek elde tutabiliyorsunuz. Tabii ki elim görmüş olduğunuz gibi baş parmağım ekranın her yerine rahatlıkla erişemiyor. Telefonun belirli noktalarına erişmek için telefonu elimde oynatmam gerekiyor. Ancak gördüğünüz gibi normalde HTC'nin telefonlarında güç butonu üstte yer alır. One Max'te kolaylık olması için telefon elde tutulurken rahatlıkla erişim sağlamak için kenara yerleştirilmiş ve bu sayede telefonun ekranı uyandırma, ekranı kapatma işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebiliyorsunuz. Güç butonun üzerinde de ses tuşları yer alıyor. Üste baktığımızda 3.5 mm'lik kulaklık jakı ve kızılötesi portu görüyoruz. Altta mikrofon ve micro USB portu var. Sol kenarda bir tane anahtar var. Bu anahtarı aşağı doğru ittirdiğinizde arka kapak karşınıza çıkıyor. Elinize alıyorsunuz, arka kapak çıkıyor yerinden ve HTC One Max'in micro SIM kart yuvasına ve micro SD kart yuvasına bu şekilde erişebiliyorsunuz. HTC One Max'in arka kapağı çıksa da telefondaki pil sabit, değiştiremiyorsunuz. Bunu da bir ayrıntı olarak belirtelim. Arkada ultrapiksel kamera var söylediğimiz gibi ve parmak izi okuyucusu HTC One Max'in dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi. Bu parmak izi okuyucusuna parmağınızı sürterek ekran kilidini açma veya belli uygulamaları istediğiniz uygulamaya başlatma işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunun dışında gördüğünüz gibi bağlantı noktası var. Çeşitli aksesuarlara bağlantı için ve HTC Beats Audio ortaklığı bittiği için HTC One Max'te Beats Audio amplifikatörü bulunmuyor. Bu nedenle de bir Beats Audio etiketi görmüyoruz. Gelelim ekrana. HTC One Max'te 5.9 inçlik bir ekran var. 1920x1080 piksel çözünürlüklü Super LCD 3 ekran. HTC One'daki kadar yüksek bir piksel yoğunluğu yok. Ancak 5.9 inç ekranda bu Full HD çözünürlük gayet idare ediyor. Büyük ekran olduğu için web sitelerini görüntülemek veya film izlemek oldukça eğlenceli bu ekranda. Bunu söylemek gerekiyor. Aynı zamanda görüş açıları da HTC One Max'in fena sayılmaz. Kenarlardan baktığımızda da iyi bir parlaklık, iyi bir görüş elde edebiliyoruz. Renklerde çok fazla değişiklik yok. Öte yandan güneş ışığı altında bu ekran iyi bir görüş sunuyor sizlere. Devam edelim. Dediğimiz gibi web sitelerini düzgün şekilde görüntüleyebilir. Aynı zamanda videoları da, 1080p videoları bile bu ekranda rahatlıkla izleyebilirsiniz. HTC One Max ile birlikte Android 4.3 Jelly geliyor ve bu yazılımla beraber Sense 5.5 kullanıcı arayüzünde görüyoruz. Sense 5.5 kullanıcı arayüzü çok büyük kapsamlı değişiklikler içermiyor belki, ancak hoşunuza gidecek belirli unsurları bünyesinde barındırıyor. Örneğin Blinkfeed'de bir özellik var. Blinkfeed'i dilediğiniz şekilde kapatabiliyorsunuz.
Bunu yapmanız için bileşen ekran ekranına gelmeniz gerekiyor. Üste gördüğünüz gibi Blink Feed kapalı, Blink Feed açık şeklinde bir seçenek var. Buradan Blink Feed'i ekleyebiliyorsunuz veya kapatabiliyorsunuz. Eğer Blink Feed'i kullanmayı sevmiyorsanız, ana ekranda bir yer işgal etmesini istemiyorsanız Blink Feed'i gösterdiğim şekilde kapatıp açabilirsiniz. Bunun yanı sıra Blink Feed içeriğinin değiştirilmesi noktasında bir takım güncellemeler yapılmış. Eskiden açılır menüler vardı. Şimdi gördüğünüz gibi ekranın solundan çıkan bir menü söz konusu. Aynı zamanda Blink Feed'de farklı kaynakların da eklendiğini görüyoruz. Mesela Google Plus içerikleri de artık Blink Feed'e eklenebiliyor. Bunun yanı sıra yine gördüğünüz gibi başka içerikleri de ekleyebilirsiniz. Yine konular ve hizmetler bölümü içerisinde ekleyebileceğiniz çeşitli içerikler söz konusu. Aynı zamanda RSS kaynaklarını da Blink Feed'e ekleyebilirsiniz. RSS kaynakları da dikkat çeken önemli bir Blink Feed yeniliği olarak karşımıza çıkıyor. Sense 5.5 ile birlikte kamera uygulamasında da ufak tefek yenilikler görüyoruz. Örneğin Zoe sadece ekranda yer almıyor, aynı zamanda fotoğraf çekim modu içerisinde de Zoe'yi görüyoruz. Zoe ile çektiğiniz görüntüleri GIF animasyon haline getirebiliyorsunuz. Bu da yeni özelliklerden bir tanesi. Bunun dışında galeri uygulamasında bir takım yenilikler söz konusu. Galeri uygulaması HTC Sense 5 ile birlikte zaten farklı bir görünüm kazanmıştı. Sense 5.5 ile birlikte biraz daha görünüm değiştiriliyor. Önceden etkinlikler, albümler gibi içerikler, içerik kategorileri arasında geçiş açılır menülerle sağlanıyordu. Sense 5.5 ile birlikte gördüğünüz gibi ekranda sağa sola kaydırılarak gezilen ve yine dikdörtgen küçük resimler altında toplanmış çeşitli kategoriler görüyoruz. Öte yandan yine herhangi bir etkinliğe girdiğimizde daha önce etkinliğin otomatik olarak oluşturulmuş ön izleme videosunu görürdük. Ancak bu sefer bunu görmüyoruz. Video highlights ise HTC Sense 5'in önemli özelliklerinden bir tanesiydi. Sense 5.5 ile birlikte HTC'nin bu özelliğinde de bir takım güncellemeler yapıldı. Herhangi bir etkinlik içerisindeyken kolaylıkla video highlights oluşturabilirsiniz. Bunun için HTC Share özelliğini seçiyorsunuz. Paylaşmayı hazırla bölümüne geliyorsunuz. Ve karşınıza gördüğünüz gibi bir video highlights düzenleme ekranı geliyor. İçeriği buradan dilediğiniz gibi seçebilirsiniz. Onun dışında farklı temalar var gördüğünüz gibi. Yeni tema seçenekleri eklenmiş ve müzik. İsterseniz hazırda sunulan müzikleri kullanabilirsiniz. İsterseniz de HTC One Max'te kitaplıkta bulunan müziklerden, kendi müziklerinizden dilediğinizi seçerek hemen hızlı şekilde video klip oluşturabilir ve onun ön izlemesini de izleyebilir veya gördüğünüz gibi farklı paylaşım kanalı üzerinden paylaşımı gerçekleştirebilirsiniz. Bunun dışında Sense 5.5 ile birlikte Çiziktir adı verilen yeni bir uygulama da geliyor. HTC One Max'in büyük bir ekranı var. One Max'in büyük ekranında parmaklarınızı veya satın alacağınız bir kalemle not tutabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi isterseniz klavyeyi kullanarak, isterseniz de doğrudan ekrana yazı yazarak Çiziktir uygulamasını kullanabilir. Buraya sesli notlar, gülücükler, fotoğraf, bunun gibi içerikleri ekleyebilirsiniz. Bu da HTC One Max'te, HTC Sense 5.5 ile sunulan yeni uygulamalardan bir tanesi. Bunun dışında One Max'te farklı ortam uygulamalarını görüyoruz. Yine Google'un uygulamaları da yer alıyor. Yani HTC One'dan, One Mini'den alıştığımız Sense deneyimi biraz daha farklı arayüzlerle, biraz daha yeni özellik ve uygulamalarla tekrar kullanıcılara sunuluyor. Bu Sense 5.5 güncellemesini HTC One ve HTC One Mini sahipleri de alacak. Bunu da belirtelim ve videomuzu burada sonlandıralım. HTC One Max ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Telefonla ilgili daha fazla ayrıntı HTC One Max incelemesinde bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar.